Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu sefer saç ekimi araştırırken karşılaşabileceğiniz farklı bir senaryodan bahsetmek istedim. Şimdi benim başımdan geçmişti. Mutlaka size denk gelirsiniz. Eğer araştırıyorsanız bu işi diye düşünüyorum. Şimdi malumunuz gidiyorsunuz. İlk başta ünlü doktorun veyahut da estetisyenin ya da cerrahın neyse ilk önce bir asistanı varsa işte ne bileyim ben bir yardımcısı vesaire onunla görüşüyorsunuz. O sizden fotoğraf isteyecektir. Fotoğraflarınızı atıyorsunuz. Fotoğraflar üzerinden direkt yorum yapabiliyorlar. Hiç aslında gitmenize gelmenize gerek yok. Öncelikle bunu belirteyim. Yani ben sırf hani içim rahat etsin, böyle daha rahat edeceğim diyerekten gittim. Kendileri bizzat randevu olup böyle de görüştüğüm de oldu ama inanın bana hiç gerek yok. Ha, illa diyorsanız işte gideceğim, görüşeceğim. Gidin görüşün. Onda bir sakınca yok. Yalnız şunu fark ediyorsunuz. Ya ben geleceğim, görüşeceğim dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki o randevu saatinde doktorun kendisi yok. Hani bu ünlü cerrah, işte bilmem ne kadarlık işte insanların övdüğü estetisyen arkadaş veyahut da saç ekimi uzmanı arkadaş. Ya hani o isim için siz oraya gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte ben işte bugün bilmem kim hanım gelemiyor veyahut da bilmem ne bey gelemeyecek. İşte ben asistanıyım, ben yardımcı olayım. İyi de ben zaten bizzat kendisiyle görüşmek istedim. Hani zaten WhatsApp üzerinden ben size fotoğraf göndermiştim. Ne gerek var buna? Dediğiniz zaman da ya işte kendisi çok yoğun, işte bilmem nerede ameliyatı var, bilmem nesi var gibi cevaplar alacaksınız. Yani kısaca arkadaşlar bu ünlü cerrahların orada bir işte estetik operasyonu bırakıp da sizin saçınızı başınızı ekeceğini hiç düşünmeyin. Bir kere bu bir kesin yani. Ben buna şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki bu operasyona veriyorsunuz ben abi. 50 bin lira para veriyorum ben bu operasyona. Diyorsa, evet bizzat kendisi ekiyordur. Ya da 20 bin lira veriyorsanız ekiyordur kendisi. Ona inanırım ama. Yani sizin verirseniz 5-10 bin lira para yüzünden o adam gidip estetik operasyonu bırakıp da sizin başınızda beklemiyor. Bir kere bundan yani emin olabilirsiniz. Dediğim gibi ben randevu alırken bile gittiğimde kendimi yerinde bulamadım. 200 sefer başıma geldi. Gidiyorsunuz. Ben asistanıyım. Hep olay buna dönüyor. Bunu bir aklınızın bir kenarına bir tutun yani.